Merhabalar, ismim Necip Güzel. Akıllı şehirler uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere akıllı şehirlerde kullanılan yaygın standart altyapısıyla ilgili kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. Öncesinde standart nedir ile başlayacağım. Standart, uzlaşı ile oluşturulmuş, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış, ortak ve tekrarlı kullanım için kurallar, prensipler veya faaliyetlerin özelliklerini ya da sonuçlarını belirleyen, belirli bir konu veya kapsamda en elverişli düzenlemenin elde edilmesini amaçlayan dokümanlardır. Türk Standartlar Enstitüsü'nün tanımı bu şekilde. Standartların uygulamaya alınması tercihe bağlı, zorunluluk içermez. Bir standartın zorunlu olması için bir mevzuat hükmünce belirlenmiş olması gerekmektedir. Standartlar sürekli güncellenen ya da yaşayan dokümanlardır. Bir standart genellikle oluşturduğu ilk haliyle kalmaz. Bu alandaki gelişmeler, ihtiyaçlar veya sorunlar doğrultusunda yenilenir, gözden geçirilir ve sektördeki tarafların gereksinimlerine göre güncellenebilir. Alanında etkinliği yitirmiş bir standart ise iptal edilebilir ya da yürürlükten kaldırılabilir. Peki akıllı şehirde kullanılan standartlar nedir dediğimizde. Günümüzde akıllı şehir konsepti hakkında çok fazla tartışma var. Tanımla ilgili ortak bir kanı olmasa da standartlar ortak bir dil kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı şehirlerin nasıl olması gerektiğini anlatan veya düzenleyen standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar pek tartışma konusu olmamaktadır. Belki de bunun nedeni standartlara çoğu zaman en heyecan verici konuşma konusu olarak algılanmamasıdır. Ancak gerçekte bu standartlar dünyanın her tarafındaki şehirlerin nasıl akıllı şehir olması gerektiğini ve akıllı şehrin gerçekte neleri kapsadığını resmi olarak sınıflandırmanın en önemli yollarıdır. Tabii uluslararası akıllı şehir standartları kuruluşları var ve birden fazla bir kuruluşlar. Bunun akabinde de ülkelerin de kendine özgü standart kuruluşları var. Bunları da startlarına incelemeye çalışacağız. Önce Uluslararası Standartasyon Örgütü ile başlayacağım. Uluslararası Standartlar Kuruluşları'nın birlikte çalıştığı ve çoğumuzun ISO sertifikalı sözüne aşina olduğu ana küresel bir kuruluş olarak geçebiliyor. Avrupa Standartizasyon Komitesi, Avrupa Elektronik Standartizasyon Komitesi ve Avrupa Telekomünikasyon Sertifikaları Enstitüsü diye geçen Avrupa'daki standartları resmi olarak bu üç standartizasyon kuruluş tarafından geliştirilir ve kabul edilir. Avrupa'nın da kendine özgü bir standart kurumu, birden fazla standart kurumu mevcuttur. Ayrıca Avrupa ülkelerine kendilerine göre standart kuruluşları vardır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ITU diye geçen bir sonraki başlığımız, Birleşmiş Milletler Bilgi ve İletişim Teknolojileri için uzmanlaşmış bir kurumdur. Bu da Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir kurum olarak geçiyor. Yine Uluslararası Elektronik Komisyonu da bu bağlamda geçiyor. 1906 yılında kurulan ve dünyanın önde gelen kuruluşlardan biri olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için uluslararası standartın hazırlanması, yayınlanmasını sağlamaktadır. Biz buna toplu olarak elektroteknoloji olarak da diyebiliriz. Ayrıca İngiltere'nin BSI ve Almanya'nın DIN-SPEC gibi standartlar da ülke özel standartlar olarak da yer almaktadır. Biz akıllı şehirde bu tarz sınıflandırmayı üç farklı seviyede sınıflandırabiliriz. Bunları birinci seviyeler stratejik olarak adlandırabiliriz. Şehir yöneticilerine ve diğer kurumlara açık ve etkili genel bir akıllı şehir stratejisi geliştirme süreci konusunda rehberlik eden standartlardır. Önceliklerin belirlenmesi uygulama için bir yol haritasını nasıl gerçekleştireceği ve yol haritası boyunca ilerlemenin etkili bir şekilde nasıl izleneceği ve değerlendirileceği konularına rehberlik eder. İkinci seviyede ise işlem aşaması gelir. Standartlar akıllı şehir projelerinin ve özellikle organizasyonların hem de sektörleri kesen projeleri tedarik etmeye ve yönetmeye odaklanır. Bunlar aslında en iyi uygulamaları ve ilgili yönergeleri tanımlar diyebiliriz. Üçüncü seviye teknik olarak adlandırabiliriz.
Akıllı şehir ürünleri ve hizmetleri genel hedefleri karşılayacak şekilde uygulanabilirliğinin nasıl olması gerektiğini anlatan birçok teknik özelliği kapsayan standartı olarak da diyebiliriz. Tabii standartta birden fazla başlık altında var. Özellikle akıllı şehirlerde, akıllı şehirlerin çeşitli başlıkları altında sınırlanmış. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Coğrafi bilgi sistemleri, nesnelerin interneti, kamusal alan, aslında minimal birlikte çalışabilirlik mekanizmaları, birlikte çalışabilirlik, sağlık, akıllı şehir yönetişimi, akıllı şehir bilgi ve iletişim teknolojisi, veri yönetimi ve yapay zeka, binalar, hareketlilik, vatandaş merkezli hizmetler, kamu hizmetleri, çevre, güvenlik ve dayanıklılık olarak da aslında adlandırabiliriz. Standart içerik örneklerine birkaç tane örnekle bunları tanımlamaya, daha doğrusu standartların neler içerdiğini özet olarak anlatmaya çalışacağım. Birkaç tane örnekle de videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Önce coğrafi bilgi sisteminin, ISO'nun coğrafi bilgi sistemlerini içeren veri kalitesiyle ilgili standartını ben anlatmaya çalışacağım. ISO 19157 ve 2013 yılında çıkan yazılan standartta şöyle diyor. Bu uluslararası standart coğrafi verilerin kalitesini tanımlaması için ilkeleri belirler. Veri kalitesini açıklamak için bileşenler tanımlar. Veri kalitesi ölçümleri için bir kaydın bileşenlerini ve içerik yapısını belirtir. Coğrafi verilerin kalitesini değerlendirmesi için genel prosedürleri açıklar. Veri kalitesinin raporlanması için ilkeler belirler. Bu uluslararası standart aynı zamanda veri kalitesinin değerlendirilmesinde ve raporlamasında kullanılmak üzere bir dizi veri kalitesi ölçüsü tanımlamaktadır. Bir veri setinin ürün özelliklerine ne kadar iyi uyduğunu açıklamak ve değerlendirmek için kalite bilgisi sağlayan veri üreticileri ve belirli coğrafi verilerin kendi özel uygulamaları için yeterli kalitede olup olmadığını belirlemeye çalışan veri kullanıcılar için de geçerlidir. Bu uluslararası standart coğrafi veriler için minimum kabul edebilir, kalite seviyelerini tanımlamaya çalışmaz. İkinci bir örneğin yine coğrafi bilgi sistemlerden konuma dayalı hizmetler ve izleme navigasyon diye başlığı var. Yine bu da ISO'nun 19133 ve 2005 yılında tanımladığı bir standart olarak görebiliyoruz, karşımıza çıkıyor. Yine bu standart izleme ve navigasyon hizmetlerinin uygulanması için veri türlerini ve bu türlerle ilişkili işlemleri açıklar. Bu standart webde yerleşik proxy uygulamalar aracılığıyla kablosuz cihazlara sağlanabilecek web hizmetlerini belirtmek için tasarlanmıştır. Ancak bu ortamla sınırlı değildir. Yine bir sonraki standartın örneği yine ISO'nun 2017 yılında bilgi teknolojileri ya da nesnelerin interneti kullanım örnekleri adı altında başlığı altında çıkarttığı bir standart örneği. Gerçek dünya uygulamalarına ve gereksinimlerine göre nesnelerin interneti senaryolarını ve kullanım durumlarını tanımlar. Bu belge Haziran 2015 ile Temmuz 2016 arasında nesnelerin interneti ISO İEC-TC bir çalışma grubuna sunulan nesnelerin interneti için 25 kullanım durumundan oluşmaktadır. Kullanım senaryoları, gereksinimleri yüksek düzeyde ifade etmek ve bunları kanıtlamak için iyi bilinen bir araçtır. Kullanım senaryoları, birlikte çalışabilirlik ve kullanıcı deneyimine dayalı standartlara ilişkin değerlendirmeler için pratik bir bağlam sağlar. Kullanım senaryoları mevcut standartların nerede uygulanabileceğini netleştirir ve standartizasyon çalışmaları nerede gerekli olduğunu vurgular. Bu belgenin bir amacı operasyon kolaylığı ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için IoT ortamında potansiyel standartizasyon alanlarının belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bir sonraki başlığım ITU T.Y.4458.06.2019 yılında yazılmış. Akıllı sokak lambası hizmetinin gereksinimleri ve işlevsel mimarisi olarak adlandırabiliriz. Bu tavsiye, daha doğrusu bu standart, enerji tüketimini azaltmak, bakım yönetim verimliliğini artırmak ve belediye hizmetler kalitesini iyileştirmek için akıllı sokak aydınlatma hizmetinin gereksinimlerini ve işlevsel mimariyi belirtir.
Bu tavsiyeler kapsamında şunlar vardır. Bir, SSL hizmetinin tanıtımı, bir SSL hizmetinin gereksinimleri ve bir SSL hizmetinin işlevsel mimarisini de bu standart kapsamında görebiliriz. Yine bir sonraki standartım bağlam ve bilgi yönetimi kullanılan durumlar olarak da sıralayabiliriz. Yine bu standartta kesişen bağlam bilgi yönetimin temelini oluşturan kavramları ve bunların akıllı şehirler, akıllı tarım ve akıllı endüstri alanlarında bir dizi kullanım durumlarında uygulanmasını tartışmaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisi ve hizmetlerin genel alanıyla birlikte bu uygulama alanlarının özellikle çapraz kesen bağlam bilgisini kullanımından ve destekleyen API'ler için bir dizi özelliklerinden faydalanması beklenmektedir. Yine sağlık bilişiminden bir standartla geçeceğim. 2015 yılında yapılan bir standart. Kişisel sağlık bilgilerinin toplanması, kullanılması ve açıklanmasına ilişkin izin içeren ilkeler ve veri gereksinimleri başlığı altında. Yine bu bir teknik şartnamede olarak da geçiyor aslında bu standart. Bakım konularının kişisel sağlık bilgilerini işlemek için sıklıkla kullanılan sağlık bakım pratisyenleri veya kuruluşlar tarafından kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması veya ifşası için onay çerçevelerini tanımlar. Bu sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda tutarlı bilgi yönetimine yardımcı olarak bireysel politika alanları, örneğin sağlık hizmet kuruluşları, bölgesel sağlık otoriteleri, yargı alanları, ülkeler gibi tarafından belirlenen ve kullanılabilen bilgilendirici onay çerçevesi sağlamak içindir. Ve elektronik sağlık kayıtlarının organizasyonel ve yargı sınırları boyunca iletişimini kapsamaktadır diyebiliriz. Bir sonraki standartım yine ISO'nun topluluklarla sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma için yönetim sistemi kullanım kılavuzu ile birlikte gereksinimler başlığı altında ve 2016 yılında yayınlanan bir standart. Toplulukların sürdürülebilir kalkınma politikasıyla tutarlılık sağlamak amacıyla bütünsel bir yaklaşım kullanarak şehirler dahil olmak üzere topluluklarda sürdürülebilir kalkınma için bir yönetim sistemi ve gereksinimlerini belirler diyebiliriz. Yine bir sonraki standartımızda büyük veri, bulut bilişim tabanlı gereksinimler ve yetenekleri tanımlamakta. Burada da Y3600 standartın ismi, bulut bilişim tabanlı büyük verinin gereksinimlerini, yeteneklerini ve kullanım durumları yanı sıra sistemin bağlamını da sağlar. Bulut bilişimi tabanlı büyük veri, geleneksel teknolojileri kullanarak hızlı bir şekilde aktarılamayan ve analiz edilemeyen çeşitli büyük hacimli veri kümelerini toplama, depolama, analiz etme, görselleştirme ve yönetme gereksinimlerini, yeteneklerini sağlar. Yine bir sonraki standarttım. Enerji yönetimi sistemi uygulama arayüzü birinci bölümü, yönergeler ve gereksinimleri tanımlamakta. Burada EMS API arayüz standartlarının uygulanması için gereken bir dizi kılavuz ve genel altyapı yeteneklerini sağlar. Bu standarttan uygulanacağı tipik entegrasyon senaryoları ve entegre edilecek uygulama türlerini de açıklar. Bir sonraki içeriğimde, standartımda ISO 14001-2005 yılında yayınlanan çevre yönetim sistemleri kullanım kılavuzu ile birlikteki gereksinimleri tanımlamakta. ISO 14001 hepimizin bildiği bir aslında genelde en fazla duyulan bir standart olarak da tanımlanabilir. Bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetimi için gereksinimlerini belirtir. ISO 14001 çevresel sorumlulukları sürdürülebilirliğin çevresel sütununa katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Genel olarak sonuç ve değerlendirmeye baktığımızda aslında yukarıdaki standartlara baktığımızda tanımı tam olarak yer almayan ve her kesime göre farklı tanımı olan akıllı şehirlerle ilgili olarak dünya genelinde standart kurumların geliştirmiş olduğu birkaç başlıkta akıllı şehir standartlar listesini bulabilirsiniz.
Üç olarak bizim de akıllı çevirilerle ilgili standartlarımızı oluşturarak literatüre kazandırmamız gerekmektedir. Kazandıracağımız bu standartların dünya genelinde kabul görmesi için gerekli strateji ve eylem planlarını hazırlamak gerekmektedir. Teşekkür ederim.